yok bu. Aşı yok. Kırmızı. Şimdi memur bey ben size durumu anlatayım. Biz 4 kişi bindik arabaya. Abi de şoförde. Kırmızı ışıklara geldik. Ben abiye dedim ki, abi dedim dikkat et dedim. Kırmızı ışık yanıyor dedim. Geçmeyelim dedim. Arkadaş önemli değil dedi, geçtik. Buyur kardeş, bir tane sen oku. Olur mu ya? Herkes bak, bütün yolcular. Oku kardeş. Çok iyi. Politik fıkralar. İsterseniz buyurun. Gülgün ustalarından seçilmiş fıkralar. Nasıl? Ayakkabının birisi yok. Giy sen. Giy. Biri var biri yok. Nasıl? Nereye gideceksin? Gideceğim, İşte öyle gidersin. Burası Avcılar. Bizimki bu kez de avcılar da ava çıkacak gibi. İşte şaka minibüsü geldi. Şakacıyı esnaf odası yetkilileri karşıladı. Görüşmeler sonrası konu minibüste fıkra kitabıymış. Göreceğiz bakalım. İşte ilk yolcumuz da geldi. Geldi de tam da nereye oturdu? Bektaş'ı tanıdığına rastlamış. Ne yapmış, ne yapmış? Manyak mıdır nedir? İnsan tanımadığı günler aslan mı ya? Bu ne ya? Herifin galiba bir sorunu var. Zaten tipi de pek tip değil. Kardeş, kafada tahta sorunu mu var? Allah Allah. Deli mi ne? Başka bir tane okuyayım. Eşkıyalar oteli basmış, manyaklara bak. Banka basacaklarına otel basmışlar. Hemen. Buyur kardeş, siz de okuyun bir tane. Ben de okuyayım bir tane. Ben de okuyayım. Boş eylemiyorsun. Ne biçim gidiyorsunuz lan? Uyanıklar. İçten gülün. Koca yine büyüsün. Buyur kardeş, bir tane sen oku. Siz okuyun, benim yerim. Olur mu ya? Herkes bak, bütün yolcular. Oku kardeş. Çok iyi okuyun. Politik fıkralar. İsterseniz buyurun. Gülgün ustalarından seçilmiş fıkralar. At sporları. Bir tane oku işte kardeş. Bir askere mesela 26. sayfayı oku. 26. sayfayı okuyorum. Buyurun efendim. Tamam. At bulutlar. Siz ne? Duyuyor musunuz? Var mı? Diye sormuşlar. Ne var canım? At bulutlar. Sizin evde bilgisayar var mı diye sormuşlar. At bulut. Vallahi demiş. Bir sayar var. Ama ne sayar bilmiyorum. Akşam bir bakayım da yarın size söylerim. Ertesi gün elinde fotoğrafı göstererek öğrendim demiş. Leyla sayarmış. Kim? Amma komik okudu ha. Allah. Helal olsun ya. Kimmiş? Kardeş, katılacaksın ya. Kimmiş? Amma güldük ha, Allah razı olsun. Ağzına sağlık kardeş. Bir tane daha oku ya. Bir de 16. Bir tane de 16. sayfayı oku. Arkadaş okuyor. Dinliyoruz. Bir çocuk sendikacı olan babasına facia ile felaketin farkını sormuş. Babası şu yanıtı vermiş. Margaret Thatcher, Times sınırına düşerse bu bir faciadır. Ama birisi onu kurtarırsa o zaman felaket olur. Amma komik ha. Manyak mısınız? Gülecek bir şey olsa da gülelim. Hiç. Tam orada.
Orada bir örtü var ya. Siyahla pembe. Onun arasında bakın size bir şey bakıyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördüm. Bir hesaplar mısınız? Yapmayın. Kayseri'de. 5 kişi Kayseri'de. Ulan yavrular demin 3 kişi demiştik, uyanıklar gene gülmüştünüz lan. Ulan uyanıklar. Sermaye Kayseri dermiş. Şu bak Allah'ım. Kayseri sermaye koymuş. Şakacı ne haber baba? İyi bak, senden ne haber? Ne haber? Öyle mi? Bir el sallar mısın kameralara? El sallar mısın? Rica etsin. Cemal Nadir'i getirme Allah'ın heykem. Amma da güzel yapmış abi ya, satın atlamışlar. Ya helal olsun kardeş sana ya. Vallahi bu fıkra kitabını koymuşsun, tebrik ederim ya. Avcılar ne kadar nasıl vakit yaşar ya. Hakkınız var demiş ya. İyi çok şükür sen. İki kişi bir karşılığı ortak olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar Kayseri'ye iki kişi ortak olmuş dedik. Üç kişi demedik. Burası Topkapı. Ayakkabı boyacısı da bizim oyuncumuz. Boyayayım mı abi diye müşteriyi davet etti. Boyayalım abi. Başına geleceklerden habersiz şakazedemiz ayakkabılarını çıkarttığı an... Bizimki düdüğü öttürür öttürmez aynı anda boyacı hemen harekete geçti. Hem de 4 nala. Şöyle alayım size. Şöyle alayım size. Nedir kardeş bu? Ayakkabı yasak. Dedim adam mı burada? Ayakkabı boyamak yasak işareti var. Yok dedi, boyayalım abi. Botlar da aldı gitti yani. Merkez. Şu esnada Topkapı Sur içindeyiz. Arkadaş geldi. Burada uyarı levhası olduğu halde göremedi ve ayakkabılarını boyattı. Tamam. Ne kadar efendim? Yaz 75 milyon. Ne diyorsun be sen ya? 75 milyon. Ayakkabılar zaten 10 milyon etmez. Nasıl? Ayakkabılar 10 milyon etmezsen 75 milyon ceza. Kardeşim şurada bu işaretle Allah'ını peygamberini söyle. Ben adama söyledim ki. Ben de ne söyledin? Bu dedim ayakkabı boyama yasağı var burada. Evet. Sen bile bile yasağı ihlal ediyorsun. Yok dedi onu dedi. Otur onu. Bir dakika. Ayakkabılar da gitti sana hala 75 milyon. Boya sandığını aldık. Ekip çağır. Buyur canım. Tüm botla ne yapayım ya? Nasıl? Ayakkabının birisi yok. Değil sen.
Giy. Biri var biri yok. Nasıl edeyim? Nereye gideceksin? Gideceğim yeni postaya. İşte öyle gidersin. Burada aşarım tebrikler de. Güzelliklerle git. Çıkar o zaman ona. Hadi kolay gelsin. Nasıl gideceğim ben tek ayakla ya? Kardeşim ne yapayım ben nasıl gideceğim? Hadi buyurun. İmyata pirince giderken Topkapı'da ayakkabılardan olduk diye tam buna denir. Şöyle attım ben bunu. Tamam. Bak bana bir şey söyleyeyim. Zaten ayakkabı eski. Sen uyanık ol. Al şu terliklerle git işte. Nereye? Nasıl gideceğim böyle? Ya şuradan otobüs var. Ön taraftan binsen desen ki ayakkabıların yerine bunu al. Hiç abi dinlemem sen. Yürü terlikle git işte. Bin otobüs ediyorum sana ya. Allah'ım. Ceza yazacağım ya. Birden ayakkabı al. Git toplu buna sırt buraya. Şuradan git al. Solda. Ucuz. Orada 2 milyon daha ayakkabı var. Hadi koşun buraya. Terlikler helal edin hocam. Terlikler helal. Sen de hakkını helal et. Bak tam karşıda bir kamera var. Görüyor musun minibüsün içinde? Siyah sandal görüyorum. Ne işe yarar o kamera? Kamera çekim yapar. Evet. Bir de şaka falan yaptı. Yani. Evet, şakacıyı biliyor musun Kanal 1'de? Evet. Hadi bir el salla bakalım şakacıya. Bu şakasede biz boyacıyı öyle bir kovaladı ki tam tamına 5 kilometre. Sonunda da nefes nefese kaldı. Ama ayakkabıları da kaptırmadı. Gel, gel bakayım. Hemşehir kalmıyorsun ya. Ha. Ulan zaten eski ayakkabımız var. Gel abi, gel bakayım. Dur ayakkabımızı alırsan. Gel. Yaz abicim, yaz ya sen. Al sen buraya götür. Bırak canım, bırak. Hayret bir şey ya. Herif yüz kere ayakkabı uyuyor. Otur şöyle. Otur şöyle abi. Hadi bakalım sen. Sen ne kaçıyorsun ayakkabıya? Geç bakalım sen. Şimdi kardeş. He. Şu levhayı gördünüz mü abi? Gördüm abi. Gel bakalım şöyle bir. Ne oldu abiciğim? Nereye geçiyorsun? Sen şimdi şu levhayı gördün mü abi? Şu levhayı gördün mü? Gördüm abi. O levhayı gösteriyor şimdi sana. Bir bak bakayım. Boya parlatısı yap, boyamayın. Boyamayın. Niye boyattın abi? Şimdi gördüm. Adınız? Kaya. Kaya. Nerelere koştun adamın arkasından? Benim şey yok abi. Şunun arka şelöre gittim abi. Şelör. Buradan kaçtın da buradan geldin abi. Nereden gideyim abiciğim? Ben kaçmadım ki. Ya kovalıyorsun abi adamı. Hem yasak yerde bayatıyorsun hem bayatıyorsun abi. Görmedim gibi abiciğim. Ne görmüyorsun abi? Koskocaman bir kol. Ya oraya koy. Arkasına koysa tamam mı abiciğim? Tamam. Sen ona ceza yaptın. Ona, o zaten büyük ceza yapıldı. Gel bir dakika. Benim hayır, bir şey var abi. Seni götürmüyorum. Şimdi sana yaz kızım adınız ne? Yok mu abiciğim? Benim bir şey var mı? Kaya soyadınız ne? Ya yok ne istiyorum abi boşver. Bunun cezası var tamam efendim şey üstadı tamam efendim şey üstadı burada. Merkez burada evet efendim. Tamam abi ne kadar? Ne kadar 60 milyon maaş alıyorum zaten veririm de sana. 60 milyon ne vereceksin? Burada kaçıp hayatta bir yasak olduğunu biliyor musun? Ne kadar burada cezası? Abi, ne kadar? Kaya diş sağlam yaz abi verelim tamam. Sonra yatırsak olur mu? 94 milyon. Yapma be abi şu be. 94 milyon. Abi, yapma be. 94 nerede milyon. Nerede abi o kadar para yok. 90 abi ne boyatıyorsunuz lan burada? Bir de adamın arkasından koşuyorsun. Pişten kovaladı. Sandık ne kaç mı sandık? Kaç mı sandık? Sandık nereden basa 20-25 milyon. Tamam 20-25 milyon da boyu arkadaşa ödeyeceksin. Ben niye vereyim abi? Sen kovaladın bunu be. Tamam da ayakkabımız hoş yaptı. Bak kaçırıyor. Bizim milletimiz seni dedi bana. Ver abiciğim adamın 25 milyonunu ver. Hadi ben ceza kesmiyorum. Tamam karım sonra gelsin vereyim. Patronu nerede verecek? Aşağıdan vereyim gelsin. Al ayakkabılarını sen. Al ayakkabılarını. Gel. Al ayakkabılarını. Tamam. 25 milyonu getirince. Tamam karım vereyim gelsin. 25 milyonu getirince. Aşağıdan ustadan alayım vereyim. Sana 25 milyonu getirince ayakkabıları teslim edeceksin. Otur bakayım sen oraya. Burada abi sen 25 milyonu al gel. Tamam. Al. Gel gel bir dakika gel al gel. Çok güzel koşuyorsun ya. Çok güzel. Top oynadın abi sen. Hangi takımda? Burada 6.4 oynadın. Maşallah ne oynadın? Şeydin stoper. Stoperdin. Evet. Stoper oynamaya rağmen bayağı iyi koşuyorsun. Bayağı iyisin maşallah. Adamın baksana caminin etrafında 3 tur attırdın. Veririz abi ya parası. Tamam. Sen şey yapmıyorsun. Bak karşıda bir minibüs var görüyor musun? Nerede abi? Tam bak karşıda beyaz. Şu minibüsü gördün mü? Evet. Bak onun içerisinde bir kamera sana bakıyorum farkında mısın? He yok değil. He. Orada bir kamera ve bir kameraman var. He. Sonra bir kamera şakası yaptık. He abi gözünü seveyim. Sen bizi kalpten götürürler ya. Ya parasından değil şimdi. Gelin böyle gel eşler. Şakacı bu. Ayakkabıları da kaçırır.
bu var ya bu. Şakacı ve ekibi taksiye bindi. Kırmızı ışıklardan geçe geçe yine ekibimizin olduğu çevirme yerine gelindi. Bundan sonra artık ben sustum. Beni çağırıyor. Kim beni çağırıyor? Beni çağırıyor. Seninle ne yapacağız? Niye çağırıyor? Aleyküm selam. Ben turistleri getiriyorum dedi. Ben de bunu rica ederim dedi. Kendimle geçtiğimi ben geçtiğimi biliyorum. Özür diliyorum. Bir daha da geçme şansım yok. Turistmiş yani bunlar. İçine girer turist. Ben baksana da. Buyurun. Vallahi billahi. Oruçlu hiç gerekli geçmedim. Turistlere bir şey anlatıyordu. Geçin dedi. Allah kabul etsin, oruçsuz da ben anlamam. Kırmızı tamam. Işıkta geçti. Tamam. Sen kırmızı ışıkta geçmişsin. Evet. Bunun bir cezası vardır, bunun bir yaptırımı vardır. Biz de onu uygularız. Tamam, affı yok bu. Affı yok. Kırmızı. Şimdi memur bey, ben size durumu anlatayım. Biz 4 kişi bindik arabaya. Abi de şofördü. Kırmızı ışıklara geldik. Ben abiye dedim ki, abi dedim dikkat et dedim. Kırmızı ışık yanıyor dedim. Geçmeyelim dedim. Arkadaş önemli değil dedi, geçtik. İkinci kırmızı ışığa geldik. Abi dedim, bak demin kırmızı ışıkta geçtiniz. Gene kırmızı ışık yanıyor dedim. O dedi ki bana, hiç dedi problem değil dedi, geçeriz dedi. Hatta üçüncü kırmızı ışığa geldik. Tamam, doğru söylüyorsun. Üçüncü kırmızı ışığa geldik. Pardon. Şeye doğru çıktı bir de. Kaldırıma çıktı tamam. Abi. Kaldırımdan geçti, gayet tehlike var ya. Bir şey söyleyebilirim. Bunun dedikleri doğru değil. Ben cezayı bana yazacağım. Ben böyle konuşmadım yalnız. Cezayı şu arkadaşı çağırıyorum bir dakika. Bir dakika, onlar karışmaz. Bütün işe bilmiyorlar ya. Duymadım be. Duymadın deme. Duymadım nasıl ya? Allah sizlik etti. Lan. Bir dakika. Doğruyu söyler misiniz? Dur, bana yazarsan yazacağım be. Dur ya. Arabayı istersen ama abi. Bir dakika. Ben hesabından yazmıyorum. Yalan söylüyorum. Sakin ol. Abi özür dilerim. Amirim özür dilerim. Lütfen sakin ol. Özür dilerim. Arkadaşa sorar mısın? Duymadım ne diyor bak. Dur. Sakin ol. Siz duydunuz diye. Bir dakika. Ya dur şimdi dur. Ceza falan yazmıyoruz. Tamam ceza falan yazmıyor. Sen sakin ol lan. Abi özür dilerim. Siz duydunuz diye mi? Tamam ceza falan yazmıyorum. Hiç. Ceza falan yok abicim. Komiserim. Ceza tamam yazı yaptırın da. Yazmıyorum. Yazı yaptırın da. Yok vallahi yazmayacağım. Ceza yazmıyor. Tamam yaz. Ceza falan yazmıyor. Ama şu arkadaş. Duydunuz değil mi sözünü? Tamam şimdi onu çağıracağım. Ceza falan da yazmıyorum sana. Ver ruhsatını ehliyetini abime. Ver ruhsatını. Allah razı olsun. Bu arkadaşa söyler misin? Tamam. Gel sen abi. Şimdi ben bunu yayınlamak mecburiyetindeyim. Yayınla. Ben kamera şakaları yaparım. Beşin yakınlar beni kimse dövmedi. Tek döven sen oldun. Çetin Çimşoğlu benim adım. Kamera dedi kamera şakası. Ya. Herkes merak ediyordu. Bakın gel Allah aşkına gel. 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 Ya ben özür dilerim. Allah'ını seveyim. Abi özür dilerim. Özür dilerim. Bana şimdiye kadar kimse koymadı. Sen koydun. Dur bir dakika. Ya. Hepsi adamım. Bunlar da benim adamım. Tamam da. Bana diyorlar. Özür dilerim. Yok dileme. Çetin Çimşoğlu diyorlardı. Bir gün bakalım seni kim dövecek diyorlardı. Bak sana denk geldik. Özür dilerim. Dileme özür. Özür dilerim. Kamerada orada. Ne olacak? Ne olacak şimdi? Ne olacak ama? Gel. Sütleyin abi. Ne yapacağız şimdi bu işi? Nasıl yayınlayacağız? Yayınlamayın en iyisi. Özür dilerim. Özür dilemeden bir gün biri dövecek de sana denk geldik demek. Eh Çetin abi. Sonunda başına böyle bir şey de geldi ha. Ama hiç üzülme. Bu tokat şakacıya değildi. Bu tokat Çetin Çiftçioğlu'na hiç değildi. Ama bir ışık tutar adam. Ne ışık tutayım? Işık tutarsan doğallığını kaybederiz. Şimdi sen tarihe geçtin Çetin Çimşoğlu'nu yüklemen adam diye. Hem de hemşerim. Hangi televizyonda? Kanal 7 şakacı. İzliyor musun?
Evet. Yani sen arama dedin de zaten. Abi, tanıyorum lan. Tanıyorum dedi. Ben de o zaman gözlüğü çıkardım. Demek bu iş böyle olacaktı. Seni gidi şakacı seni. Sen bilirsin işini.